Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İdlib'le ilgili temaslarımız sürüyor. Türk meslektaşlarımızla 17 Eylül'deki anlaşmalara yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Askeri yetkililerimiz Ankara ile yakın temas halinde Soçi'de varılan tüm anlaşmaların uygulanmasını umuyoruz dedi. Bogdanov, anlaşmaların hedefinin silah bırakmayı reddeden teröristleri oradan kaldırmak olduğunu söyledi. Bogdanov, İTİP konusunda Ankara ile askeri düzeyde temasların sürdüğünü ifade etti. Rus yetkili Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muhalem'in silah bırakmayan militanların ortadan kaldırılması gerektiğine yönelik ifadeleriyle ilgili de konuştu. Elbette silah bırakmayan teröristler saldırılarına devam ediyor. Bunlar ya yakalanmalı ya da ortadan kaldırılmalı. Bu Rusya, diğer müttefiklerimiz ve Şam tarafından da söylenmişti dedi. Bogdanov, ittifakla ilgili varılan mutabakatın daha hızlı bir şekilde uygulanmasını istediklerini de belirtti. Türkiye ile Astana sürecindeki ortak anlayışı korumak için dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge ve gerilimi azaltma bölgesi oluşturulması için atılan adımlar, hem siviller hem Suriye ordusu tarafından birçok kaybın yaşanmasını önlemesi açısından büyük başarıydı. Silahlı muhaliflerin temsilcileri de bu çerçevede ateşkes sürecine girdi ifadelerini kullandı. Boktanov Suriye Anayasası Komisyonu için çalışmaların harekete geçirildiğini belirterek Suriye hükümeti ve muhalifler kendi adaylarını sundu. Şimdi mesele sivil halkı kim temsil edeceğinde ifadesini kullandı.